Evet efendim, Sebep Sonuç YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra araştırmacı yazar Ece Ergönenç bizle beraber İstanbul'a geldi. Hoş geldi. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Evet, çok güzel. Her şey yolunda. Kaç gün oldu? Bir ara verdik ama. Bir hafta değil, hayır. Önceki programdan sonra. Bir ay geçti. Geçti mi? Geçti. Evet, hemen hemen galiba. Tekrar dönüş var. Gitmeden hemen dedik ki iki program daha çekelim. Gündemi konuşalım. Gündem sıcak. Nasıl yapalım, nasıl başlayalım? Şimdi nasıl yapalım? Şimdi gündem gerçekten şu an çok ısınmış durumda. Türkiye'nin de tam merkezinde olduğu bir konu. Önce bunun biraz böyle başlarına doğru gelelim. Neden Orta Doğu'nun böyle kızgın olduğunu, ortalığın neden karışık olduğunu konuşalım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1920'lerde, 19'larda Paris Konferansı'nda o dönemki ülkeler, o savaşın içinde bulunan ülkeler bir konferans yaptılar ve bir anlaşmaya vardılar. İşte buradaki anlaşma nedir? İşte para elini tutanlar, hatta sömürgeci devletler ve sömürgeci şirketler, bunlar hep beraber birleştiler ve ortak adımlarla ilerlemeye karar verdiler. Daha sonra 1921'lerde, 22'lerde New York'ta bu sefer CFR, dış ilişkilerle alakalı bir oluşum tekrardan gerçekleşti. Burada yine aynı şirketler, dev şirketler, devlet büyükleri, işte istihbarat örgütlerinin şefleri, CIA şefi, FBI şefi ve diğer ülkelerin istihbarat şefleri, artı mesela Skulls and Bones denen bir örgüt, o örgüttekiler ve devlet başkanları ya da ileride devlet başkanı olabilecek şahsiyetler de bunun içinde barınmaya başladılar. Peki bu sefer bunların amacı neydi? Küresel anlamda bir birliktelik sağlamak ve küresel anlamda da dünyayı beraber şekillendirmek. Yani tek bir dünya devleti mi Türkçesi? O kesinlikle konuşulan. Küresel ölçekte merkezden yönetilecek bir şey. Hatta GFR bir düşünce kuruluşu. Bir düşünce kuruluşunun bu kadar kuvvetli olması da çok enteresan. Hatta buradan daha sonra alt oluşumlar gerçekleşiyor. O meşhur Bilderberg toplantıları gerçekleşiyor. Buradan çıkanlarla beraber. Ve o yıllarda daha, hatta daha sonra Hitler'in bir sözü vardır. Yeni nizam, yeni düzen sözü vardır. Yani o zamanlardan zaten söylenen artık tekleşme ve küreselleşme sözü şu an tamamıyla gerçekleşmekte. Zaten 30 yıldan beri Orta Doğu bayağı bir hareketli şekilleniyor. Peki Türkiye burada nerede? Hani bu ölçekte baktığımız zaman Orta Doğu Federasyonu ya da Orta Doğu İslam Federasyonu gibi bir kurum mu kurulmak üzere? Ya da Turancılık. Oraya da değinebiliriz. Evet, bu Türkler için çok gerekli bir şey zaten. Ama küresel ölçekte baktığımızda şimdi federasyonu bölgelere bölerlerse 7 bölgeye ya da 10 bölgeye, şimdi Asya Federasyonu, Avrupa Birliği. Federasyondan kastın şey mi? Tek bir dünya devleti kurulduğunda onu yönetecek. Eyalet gibi, evet evet, bölgesel federasyonlar. Öyle mi düşünülüyor peki? Öyle yani bir kararla. Evet, yani evet. Tepede bir ne derler, atıyorum bir komisyon ya da işte belli ülkelerden temsilcilerin olduğu bir kurul. Tabii. Altında da bu şekilde eyaletler gibi tırnak içerisinde altyapı mı oluşacak diye düşünüyoruz biz şu anda. Kafalarımız o mu? Bir birlik var, Avrupa Birliği var. İşte Orta Doğu'da bir birlik hala da gerçekleşmedi ama Orta Doğu'da birliğin gerçekleşmesi için adımlar atıldı. İşte Mısır, Suriye, Irak, İran, bütün her taraf karışıyor şu an farkındaysanız ve yeni bir düzene geçmeye başladı. Şimdi bu düzenden önce ne olması lazım? Rusya zayıflatılıyor farkındaysanız ve zaten Rusya güç kaybetmeye başladı. İran'da rejim değişmek zorunda, İran rejimi değişecek. E peki şu alana baktığımızda burada en güçlü, eli en kuvvetli bölgede Türkiye'de. Yani bu şu demek oluyor, ileride kurulacak bir Orta Doğu Federasyonu'nun ilk başkanı belki Türkiye olacak. Ama tabii 5 yılda bir, belki 10 yılda bir bu el değiştirebilir başkanlık. Ama şimdi orada şöyle başka bir yere gidiyoruz. Eğer işte böyle bir tek bir devlet, tek bir dünya imparatorluğu diyeceğim kurulacak ama farklı farklı eyaletlere bölünecek. Bunlardan bir tanesi de Türkiye olacak dersek başka bir yere çekilebilir. Yok, Türkiye bu. Değil. Şundan dolayı şimdi bir ulusalcı taraf, ülkeler, bir küreselci taraf var.
altını doldurduğumuzda işte diyoruz ki bunlara üst akıl, şeytani akıl, Rothschild'dan, Rockefeller'dan bahsediliyor, bu ailelerden bahsediyor. Bunların derdi zaten tek bir dünya devleti, evet, kontrol edeceğin bir dünya olsun derken, şimdi altındaki eyalet sistemi bu şekilde olacak ve Türkiye'de onlardan biri olacak dersek, yanlış anlaşılabilir, biz onlarla beraber böyle bir yola mı gidiyoruz çıkar. Ya aslında bütün dünya gidiyor zaten. Şimdi mecbur muyuz? Böyle bir tek dünya devleti olacak. Bunun önce bir sorusunun cevabını alalım o zaman. Şimdi 2050 yılına kadar bir süreç var diyelim. 2060'a kadar bir süreç var diyelim. Hı hı. Önce bölgesel birleşmeler. Bu birleşme derken herkesin birbirinin ulusuna karışacağı bir birleşmeden bahsetmiyorum ben. Ortak kararların Avrupa Birliği tarzında, hı hı, bir süreçten geçeceğiz. 2050 belki 2060'tan sonra daha da bir birleşme gerçekleşecek ama şu süreçte ilk başta bir birlik sağlanması, bir düzen sağlanması kesinlikle açısından. Kesinlikle böyle bir şey olacağını mı düşünüyorsunuz? Ben olacağını düşünüyorum çünkü... Yani ulus devletleri buna karşı gelmeyecek mi? Çünkü ulus, ileriye dönük çok ciddi bir çok... sıkıntılı bir oluşum olarak düşünüyoruz ya tek dünya devletini. Çünkü hani derler paranın sahibi kim? Bunu bu yaptı, peki bunun sahibi kim? İşte baktığımızda böyle bir ortamı hazırlayanlar kim dediğimizde bizim orada ne işimiz var düşünüyoruz o zaman. Şimdi şöyle bir süreç gerçekleşebilir. Orta Doğu'da şu an bir ulus devlet kavramı çok fazla bırakılmadı farkındaysanız. Hı hı. Ve bu da bu süreç içinde işte 2001 bu ikiz kuleler yıkıldıktan sonra bir bahaneydi ve birçok Orta Doğu ülkesi yerle bir edildi değil mi? Hı hı. Yani şimdi bir meclis olarak düşünürseniz dünyayı, bu mecliste bir koltuk sahibi olmak gerekecek ilerleyen zamanlarda. Çünkü şu olacak, ekonomik krizlerle ve de işte pandemi ya da başka krizlerle zaten insanlar yoksullaşmaya başladılar. Şunu söyleyebilirler, tek bir merkez altına toplanırsak daha kuvvetli oluruz. Kim söyleyecek? Mantığınla. Bu biraz önce bahsettiğimiz isimler. Ve bir şekilde söylüyorlar da, 100 yıldır söylüyorlar. Ama işte bu şekilde gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Şimdi baktığımız zaman merkezlerden bir tanesi Çin'e kaydı farkındaysanız. Ve şu an Çin'de çiplenme olayları başladı. Ve orası da bir üs olarak çalışmaya başladı. Şimdi kendi merkezimize baktığımızda şimdi burada da değişimler var. Bakalım Ermenistan, Azerbaycan olayına. Şimdi ne bölgede çıkıyor? Altınızda mesela yani, sizi şu anda oradaki yaşanan çatışma, savaş kendi topraklarını da koruyor şu anda Azerbaycan. Görünenin dışında sizin gördüğünüz nedir şu anda? Yani bu benim fikrim kesinlikle. Bu olayı Azerbaycan ve Ermenistan, yani Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ve işte bunun da hemen hemen 30 yıldan beri sürmesi aslında birazcık Rusya'nın da elinin altında olduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rusya Ermenistan'ın babası gibi davranıyor ama işte orada orduları var, askeri birlikleri var ve orada kontrolü sürdürebilmesi için aslında hem bu Ermeni soykırımını da kullanıyor. Yani böyle bir soykırım olduğunu, işte hakkın aranması gerektiğini ve Ermenistan da şunu kullanıyor zaten. Daha önce reddedildiği halde böyle bir soykırım tekrardan gündeme geldi son yıllarda. Bu sayede zaten toprakları zapt ederken bir bahanesi oluyor. Yani bunu da geçmişte yaşandığını söylediği olayı bir bahane olarak da kullanıyor. Ama ben bütün bu resme baktığımda olayın sadece Rusya ve Türkiye arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü Doğu Akdeniz'de artık güç sahibi olmak istiyor Rusya ama olamıyor değil mi? Türkiye ve Libya olaylarına baktığımızda. Ve Rusya şunun farkında, ilerleyen zamanlarda bir güç olamayacak. Ve şu an tekrar o gücü geri kazanmak için son hamlelerini yaptığını ya düşünüyorum. Türkiye'nin yanında mı durmak zorunda olduğunu? En azından karşısında durmamalı. Onun bence farkında. Son günlerde de geri çekilmeye başladı zaten. Ve bu Karabağ'da dağlık bölgesinde değil şu an çatışmalar, Tovuz bölgesinde. Ve yani o bölgede boru hatları, bu Hazar Denizi'nin oradan geçen enerji hatları var. Yani olay Rusya ve Türkiye, Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı bir eylem gibi görüyorum ben bunu. Çünkü bölgede güç kazanmak istiyor ve güç kaybediyor şu an. İlerleyen zamanlarda Çin'in evet İpek Yolu projesi vardı ve şu an daha da İpek Yolu projesi artıyor. Çin'in İpek Yolu projesi şu an Türkiye merkezli geçeceği için zaten tren yolları döşendi ama şu an
Orada 5G ve 6G altyapısı da yapılıyor. Yani bütün otomasyon sistemleri de bu yoldan geçecek. Kan kaybediyor şu an. O yüzden bu bölgedeki olayların Ermenistan ve Azerbaycan olayların kullanıldığını düşünüyorum. Nereye evrilecek peki? Rusya şu an geri çekiliyor. Çok fazla destekçi olmayacak. Amerika'ya baktığınız zaman olayı çok fazla şey yapmadı, hiç yorum bile yapmadı. Fransa çekildi. Başkan korona olmuş. İsrail bir kere... Yattı çıktı hemen. Tabii iki gün yattı galiba. Benim, onun farklı koronası. Benim bildirimlerim açık. Geceleri başlıyor Donald Trump bildirimleri gelmeye ardarda. Şu an çok iyi. Ne olur seçim? Seçim ne olur? Bence Trump kazanacak. Trump kazanacak diyorsunuz. Genelde hep sorduğumda araştırmacı yazarlar, stratejistler %99'u Trump diyor şu anda. Ters bir hareket olur mu Joe Biden'dan? Çünkü önceden de öyle bir Hillary'ydi. Trump bir ters hareket yaptı. Gerçi oy olarak Hillary'nin fazlaydı. Delegye sayısıyla Trump almıştı ama son dakika böyle bir şey olur mu? Yani... Ya da Biden'ın bir kere çizgi filmi gerçekleşiyor. Şöyle teoriler var. Komplo teorileri var ama şimdi komplo teorilerin en büyük yanılgısı da şeydir. Komplo teorisinin komplo teorisi olduğunu inandırırsan ona kimse inanmaz. Şimdi gerçekten bir teori şöyle söylüyor. Evet, Trump kazanacak ama bir suikastte kurban gidebilir sonrasında. Var, öyle bir sahne var böyle, evet. Yattığı. Öyle bir sahne var çünkü bence Trump kazanacak. Biden'ın bir kere, evet, Trump da çok temiz bir adam değil ama Biden oldukça kirli, pedofili vakaları var, pedofili davaları var, çocuk kaçakçılığı, insan kaçakçılığı. Yani bunların hepsi kanıtlanıyor ve belgeleniyor ve büyük ihtimalle davalar da açılacak. Yaş itibariyle de yaşlı zaten gibi değil mi? Yani Trump 75 var mı? Biden daha büyükse eğer zaten. Biden 110-120 yani, var gibi görünüyor. Ölümsüzlük iksirleri var zaten. Şimdi şeye döneceğim, başa döneceğim de orada bir şey oldu. Hani izleyicilerimize de en azından böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yok, şöyle söyleyebiliriz. Dünya devleti kurulmak isteniyor 100 yıldır daha fazla. Evet. Abdülhamit döneminde de başladı. Tabii çok eski bu yani. İsrail kurulmasından, Teodor Herzl'den başladı bu. Bakın daha Atatürk'ün açıklamaları var. Kendi Atatürkçü Düşünce Derneği sayfasından okuyabilirsiniz. Atatürk'ün hilafetle ilgili mesela açıklamaları var ama bizim bildiğimiz hilafet bu şeriattan bahsetmiyor. Aslında Müslüman ülkelerin kendi içinde bir birliğinden bahsediyor. Atatürk'ün de birleşmeyle, hatta bu Orta Doğu'daki ülkelerin birleşmesiyle, evet, alakalı da fikirleri var. Ama bunlar uygun zaman ve koşul olmak şartıyla diyor. Yani koşullar sağlanmadan ya da bu birliktelik kötülüğe kullanılmadığı sürece ancak bir koşul sağlanabilir. Yani bu şartlar nasıl oluşur? Şimdi önümüzdeki zamanda bazı ülkeler sivrilecek ve bu ülkeler zaten ipi göğüsleyecekler. Bunlardan bir tanesi de Türkiye olduğunu söylemek istedim. Yani o federasyon nasıl Avrupa Birliği varsa bir Orta Doğu Federasyonu gerçekleşecek. Ve Turan Birliği de büyük ihtimalle. Bir şey, işte bahsedilen bu örgütsel yapı, bak işte bunlar dünyayı yönetmek istiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Altında da böyle bir komisyon kurulduğunda biz de gidelim orada aday olalım falan tarzında bir algı oluşmasın. Aday böyle değil bir, oluşuma doğru gidiliyor, saflar belirlensin anlamında diyorsunuz. O şekilde anlaşılırsa biraz daha doğru olur. Çünkü hani baktığımızda o yapının nasıl böyle bir şeytani yapı olduğunu, batıl bir yapı olduğunu zaten biliyoruz ama ulus devletleri orada direniyor. Amerika da aslında bir bakım onlara ters düştü, şu anda direniyor. Rusya öyle. Zaten evet, Trump'ın çabası da o zaten. Kaybı var ama mesela Putin'in de bir vekildi, şu an hatırlamıyorum ama beyanları var. Daha önceki programlarda da biz konuşmuştuk. Slav ırkın, yani Slavlara dönmenin işte önümüzü Slavlara dönmemizin aslında çok yanlış olduğunu söyleyen bir vekil vardı. Trump'ın konuşmasında şeyde var, basına da yansıdı ve şey dedi şunu, o parçalandıktan, dağıldıktan sonra Türk Cumhuriyetlerinden falan bahsederken bizim kurtuluşumuz Turancılıktır dedi. Evet. Etrafımızda bu kadar Türk Cumhuriyeti kesinlikle var. Turancılıktır dedi ve Trump'ın yine bir beyanı var. İki dinimiz var diyor. O çok ince bir şey, çok ince bir detay. Birincisi Hristiyanlık, geleneksel Ortodoks Hristiyanlığı. İkincisi İslam. Evet. Yani ciddi anlamda özellikle Moskova'da çok fazla Müslüman var. Ben bir 7-8 kere gittim Moskova'ya.
şey var, çok büyük bir cami var Moskova'nın göbeğinde. Orada tabii Tacikler, Tacikistan, Özbekistan, Türkmen, birçok ülke Müslümanları da orada. İnanılmaz kalabalık, şeyi kapatıyorlar, yolları kapatıyorlar, araba ulaşımı falan kapanıyor ve polis, özel bayağı birkaç bin polis geliyor, koruyorlar o camiyi. Yani girişi ve çıkışı şey haricinde, yani ibadet süresi haricinde minimum bir saat. Ve hani şunu demek istiyorum, ileriye dönük belki bu da şeye gelecek, çok Ütopya gelecek ama kuzeyin böyle bir hani Turancılıktan sonra da böyle bir sanki bir Müslümanlığa doğru gitme durumu da olabilir. Olabilir çünkü hani tekrar söylüyorum, bu bölgede şöyle tek gücün Türkiye olmalı. O kadar fazla ki Türkiye'nin tek gücü olmalı. O kadar fazla ki arkasındaki Türk uluslarınınla beraber. Zaten baktığımız zaman bir özdeyiş vardır. Ben İran'dayken de duymuştum. Nereye gitsiniz bir Türk'le karşılaşırsınız der. Yani nereye? Dünyanın her bir yerinde bir Türk'le karşılaşırsınız. Bu yüzden hani bizim de Türkiye Cumhuriyetler olarak zaten bir birlik altında toplanmamız zaten gerek. Yani şu en sonki olay Azerbaycan olayıyla işte orada oluşan Türk desteği, o İHA'lar, SİHA'lar inanılmaz derecede dünyayı bir mesajdı. Hani bir real olarak maddi bir hasar var ama psikolojik olarak da biraz önce içeride de konuştuk. Psikolojik olarak da dünyaya verilmiş bir mesajdı. O yüzden İsrail kimin yanında durdu? Burada Azerbaycan yanında durdu. İstihbarat sağladı ve silah yardım sağladı. Yani ama İran'a baktığımızda işte orada da yine İran, başka şeyler işte konuşuyoruz. Yanlış. İran'da biliyorsunuz 8,5 sene ben İran'da kaldım. İran'da Türkçe konuşarak yaşayabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız yani. Yani oradaki Azeri nüfusunu yok sayarak Ermenistan'ın yanında durmaları zaten kendi iç karışıklıklarına sebep oldu. Daha sonradan İran halkı biraz ayaklandı, protestolar gerçekleşti İran'da. Rusya da yanlış bir yerde durdu. Çünkü durması gereken yer orası değildi. Zaten zapt eden kişinin karşısında durulması gerekir değil mi? Burada yanlış tarafları seçmemek lazım. Önümüzdeki süreçte de dediğiniz gibi birçok birleşmeye şahit olacağız ama bunların bizim halimize olacağını düşünüyorum her zaman. Peki o zaman şey yapalım, 2023'ü konuşalım ve sonrasını. Şimdi tabii yakın geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuzeydeki, Karadeniz'deki o doğalgaz yatağından bahsetti. Ve Akdeniz'de şu an aramalar devam ediyor. Kendi gemilerimizle arıyoruz bir de bunları. Onu da arada tırnak içerisinde söylemek lazım. Yakın bir zamanda tabii orada bulunan belki miktarın çok 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 altında rakamlar, sayılar ama Akdeniz'de hep şu konuşuluyor. Bulundu, bunların işte ölçümleri yapılıyor. Bunlar da beyan edilecek ama aramalar da yine devam ediyor. Onun haricinde Akdeniz ve Karadeniz haricinde bir de kendi topraklarında işte toryumu, boru ve dünya genellemesine baktığımızda %70'lerin üzerinde, %80'lere varan oranlarla Türkiye'de mevcut. O yüzden bu madenler, yeraltı zenginlikleri, işte gazı, petrolü haricinde bir de sivil savunmadaki bu atak, işte İHA'lar, SİHA'lar dahil edildiğinde 2023 ve sonrasını o zaman alt alta koyduğumuzu nasıl bir pencereden yani bakıyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, ben şimdi tabii ki de fosil yakıtlar, işte doğalgaz ya da petrol gibi yakıtların zaten çok ömrü kalmadı. Hani onları bulmamız çok güzel. Evet, önümüzdeki 50 sene için bizi çok belki kalkındıracak. Ama şimdi teknolojik anlamda da gelişmekteyiz. Hani fosil yakıtları geçtim. Türkiye'nin toprağı zaten çok değerli. Biz bir şekilde ticaret yollarının merkezi, Orta Doğu'daki ticaret yollarının merkezi ve bir geçiş kapısıyız. Bizim en önemli avantajımız ilerleyen zamanlarda zaten bu olarak devam edecek. Bulduğumuz yeraltı kaynakları gerçekten muazzam ama dediğim gibi 50 senelik planlar yapmıyorlar. Daha uzun süreli planlar yapıyorlar. O yüzden Türkiye gene jeopolitik konumunu, iyiliğini koruyacak. Bunun devamında da daha çok kazançlar sağlayacak. Çünkü tam bir merkez şu an. Haritalar değişir mi? Son önümüzdeki 20 senede. Zannetmiyorum. 30 senede. Genel anlamda yani Orta Doğu ve etrafımızdaki ülkelerde.
savaş istendiğini artık zannetmiyorum ya da bir karışık. Ya da çünkü bağlanma anlamında başka bir bağlanmalar ülke, ya evet, o anlamda haritalar bağlanmalar olacağını düşünüyorum. Ama bunların halkların ve hükümetlerin kendi isteğiyle gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani önümüzde bilmiyorum Libya ile alakalı mesela. Türkiye'ye bağlanan ülke görür müyüz? Görebiliriz. Mesela? Görebiliriz diye düşünüyorum. Plakaları hazırlayalım mı? 82-82. Ya gene bir eyalet sistemi olabilir. Türkiye'ye bağlı olabilir. Ama bir plaka yani, sistemi. Yani Türkiye haricinde bir Orta Doğu'da ayrı bir ülkelerin olduğu eyaletler gibi mi diyorsunuz? Şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi zaten Turan olarak birleşmeliyiz zaten. Hı-hı. Ama bunlar Türkiye yapısı altında değil. Hani ortak bir konsey olarak belki birleşebilir. Hı-hı. Onun dışında kurulması hayal edilen bazı bölgeler var, isimlerini zaten söylemek istemiyorum. Onların gerçekleşeceğini düşünmüyorum. İşte Irak'ta ya da Suriye'de ya da İran'ın güneyinde toplam bir ülke oluşacağını düşünmüyorum. Bu oluşum devam eder. İçindeki hükümetler yandaş olabilir ya da birlikte hareket etmeyi seçebilir. Ben yani şu an son şekillerin çizildiğini düşünüyorum. Peki o zaman son sorum olsun. Türkiye süper bir güç olma yolunda gidiyor dedik. Bu birincisi. 2, 3, 4 dediğimiz ülkeler mesela ne olur? Türkiye'den sonra mı? Şimdi İran zaten olamaz diye düşünüyorum. Bu İran'ın en son Suriye'ye attığı bomba ya da Amerika'ya res çektiği zaman bazı şeylere çıktı. Çünkü İran içine çok kapalı bir ülke. Hı hı. Çok kapalı olduğu için insanlar hep İran'la ilgili fanteziler sahip. İşte teknolojisi çok gelişmiş olduğunu düşünüyorlar, çok güçlü olduğunu düşünüyorlar. Zaten İran'ın gücü de gizlilikten kaynaklanıyor. Hı hı. Açık bir ülke olsaydı güçlü Kuzey olmadığını anlar. Evet, kesinlikle anlamazdık. Kuzey Kore daha karışık ama. Evet, kesinlikle. Yani burada evet Türkiye ve sonra Rusya olacağını düşünüyorum. İkinci ülke Rusya. Evet. Üçüncü bir ülke şu an çok düşünmüyorum. Şu an çok daha yeni kuruluyorlar. Çin ne olur? Çin bu bölgeye ait değil. O kendi ben bölgesinde genel anlamda, lider. Küresel baktığımı diyorum. Küresel anlamda. Küresel anlamda. 4 ülke. Burada zaten birçok araştırmacının da söylediği bir 10-12 ülke var zaten baktığımızda. Zaten Çin, Almanya, Türkiye, Amerika'yı güç olarak sayarsak Amerika'da ve Rusya olacak mı? İleride yine süper olmak bir zorunda. Devam çünkü mi? O bir kıta zaten olmak zorunda. Evet. Diyebiliriz. İngiltere zaten. Diğer Avrupa peki? Avrupa ülkeleri? Sıkıntılar devam eder mi? Özellikle şu salgında ciddi sıkıntı yaşayan ülkeler var. İtalya ne olur? Yani 10-15 yıl sonra Yunanistan'ı hiç saymıyorum. Yunanistan'ın içinde olabileceğini zannetmiyorum zaten güç olarak. İtalya'yı da zannetmiyorum. İspanya'yı da zannetmiyorum. İngiltere olabilir. Almanya, Fransa olabilir. Onun dışında Avrupa'da bu olayların içinde çok siyasete karışacak başka ülke olduğunu zannetmiyorum. Kuzey ülkeleri zaten kendi çok konforlu ve normal bir hayatları var. Yani bu olaylara gireceklerini zannetmiyorum zaten. Anladım. Polis yonlara gireceklerini zannetmiyorum. Peki. Bakalım ne olacak? Yaşayacağız mı? Yaşayacağız, göreceğiz. İnşallah. Güzel de olacağını düşünüyorum. Bir 30 sene sonrası için güzel bir dünya olur mu? Şimdi hep böyle deriz ya çok yanlış zamanda doğduk diye. Hani ben hiçbir zaman öyle düşünmüyorum aslında. Hı-hı. Geçmişe baktığımızda hangi yüzyıl güzel geçmiş ki? Sırf ya savaşlar, cinayetler, hı-hı, toplu katliamlar. Hani geçmiş insan tarihine baktığımızda ne kadar güzel bir tarih varsa gelecekte o kadar güzel olacak. Hani insandan ne bekleniyor? Daha fazlasını yaratabileceğini düşünmüyorum. Geçmişte yaratamamış çünkü. Tabii burada asıl konu başka bir yere doğru gidiyor ama burada keseyim onu başka bir programda işlemiş olalım. Çünkü ondan sonrası bundan 30 yıl, 40 yıl sonrasındaki insanlığın gelebileceği başka noktaları konuşuyoruz. İşte robot sistemleri, işte Neuralink'ler, çipler falan filan onlar başka bir konunun, başka bir programın konusu. Burada keselim. Eklemek tamam. İstediğin bir şey var mı? Başka? Ben yok, hayır. Yok. Gidiyorum ben hemen diyorsun. Peki. Evet sevgili dostlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı videonun altındaki o ne derler videonun altına bekliyoruz diyelim daha doğrusu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.